4.9 ton kokain soruşturmasında yeni gelişme. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği, Kolombiya'da yakalanan ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4.9 ton kokain soruşturmasında gözaltına alınan ve yargılanan 16 sanığın tamamı tahliye edildi. Kolombiya makamları, 9 Haziran 2020 tarihinde Buenaventure Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye gönderilmek istenen 4.9 ton kokainin ele geçirildiğini açıklamıştı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise, YouTube'da yayınladığı videolarda Buenaventure Limanı'nda ele geçirilen 4.9 tonluk kokainin alıcısı olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı suçlamıştı. Peker, yakalanan konteynerlerin numaralarını dahi vermişti. İlk operasyon 16 ay sonra yapılmıştı. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, söz konusu iddialara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü 16 ay sonra operasyon yapıldığını duyurmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Haziran 2020'de Kolombiya yetkililerinin Twitter hesabından yapılan, Buenaventure Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4.9 ton kokain maddesinin ele geçirildiği ve uyuşturucu maddenin Türkiye'ye gideceği, şeklinde iddiaların bulunduğu paylaşım üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldığı hatırlatılmıştı. Açıklamada, söz konusu operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin iki farklı konteynerde toplam 51,9 ton ağırlığındaki granül kauçuk maddesine emdirilmiş şekilde olduğu belirtilerek, Ambarlı Limanı'na gelecek konteynerlerin İstanbul'da faaliyet gösteren şirket sahibi MK tarafından alınacağının tespit edildiği aktarılmıştı. Teknik ve fiziki takibin yapıldığının belirtildiği açıklamada 14 şüphelinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Tutuklu sanık kalmadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 şüpheli hakkında uyuşturucu uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapma suçundan dava açılmıştı. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ekim ayında görülen il duruşmada 10 sanık yurtdışı çıkış yasağı konulara tahliye edildi. Davanın dün görülen ikinci celsesinde ise geriye kalan 6 sanık da tahliye edildi. Böylelikle Kolombiya dosyasında tutuklu sanık kalmadı. Dosyayı göstermelik olarak açtılar. İsmini vermek istemeyen bir sanık avukatı, HalkTV.com.tr'ye yaptığı açıklamada, sırf biz bu operasyonu yaptık, iddiaları araştırdık demek için göstermelik olarak bu dosyayı açıp bu insanları gözaltına aldılar. Sanıklar arasında bakkaldan domates alamayacak insanlar var, şimdi ise tahliye ettiler. Biz bu dosyayı açarız, sonra tahliye ederiz ve kapatırız diye düşünüyorlar. Dosyada esas suçlular yok ki, dedi.